Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Vaci Amuziye Zemane Farsi isimli üç ciltli kitabın ders çekimlerine devam ediyorum. Bugün ikinci kitaptan bir konu işleyeceğiz. Üçüncü derse gelmiş bulunduk bu kitap serisinden. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Vaci Amuziye Zemane Farsi isimli üç ciltli kitabın ikinci cildeki derslere devam ediyorum. Bugün üçüncü konuya geldik. Bu üçüncü konudaki genel konu başlığı kitap o kitaphaneyi, kitap ve kitap okuma şeklinde. İlk konu burada neymiş? Kitap o kitaphaneyi, kitap ve kitap okuma başlığını taşıyor. Önce bir okuyalım yine, sonra çevirelim. Şoma ve mutaleye çeno kitaphayi alake darit. Roman, dastane kutah, divane eşar, romane tarihi ya dastane polisi. Aya kitabhay ilmi ra dust darit, dastanhay ilmi tehlili ra çetor. Ez khandane zindegi name ya kitabhay tarihi lezzet mi berit? Ve şehr-i nu bişter alakı darit ya şehr-i sünneti Asar o neveştehaye nevesendegane kadimi ra mi pesendit ya nevesendegane muasır? Metni okuduk, şimdi çevirisine geçebiliriz. Şoma siz ve mutaleye çeno kitabhayi. Mutale okuma anlamına gelir. Çeno ne tür kitaplar? Ne tür kitapları okumaya alakadarit ilgi sahibisiniz? Yani ne tür kitaplar okumakla ilgilisiniz anlamında kullanmış. Roman, dastane kutah, kısa hikaye, divan, yaşar, şiir divan, yani şiir. Burada hikayeyi kastediyor, burada romanı kastediyor. Romane tarihi ya tarihi roman veya dastane polisi ya da polisi hikaye diye sormuş. Aya kitapha ilmira dustarit. Yine burada soru sormuş. Bilimsel kitapları dustarit seviyor musunuz? Dastanhayı ilmi ve tahayyeli bilimsel ve kurgu. Bu burada bilimsel ve kurgu demeyeceğiz, bilim kurgu diyeceğiz. Çünkü beraber gelmiş. Bu bilim kurgu romanlarını peki nasıl? Bunlardan ne var? Bunları da seviyor musunuz? Buradaki çadır onun yani ne haber? Yani bunlarla ilgili bir sevginiz nasıl? Az Handan Zindegi Name ya Kitabhay Tarihi. Zindegi Name bir biyografi anlamına geliyor. Biyografi ya da tarihi kitapları okumaktan hoşlanıyor musunuz? Az çizil lezzet buradan bir şeyin keyfini almak. Bir şeyden keyif almak derken. Evet, bu tarihi kitaplar ya da biyografi okumaktan hoşlanıyor musunuz? Zevk alıyor musunuz? Ve şiir-i nu bişter alakadarit ya şiir-i sünneti yeni şiire mi daha fazla ilgi sahibisiniz yoksa geleneksel şiire mi? Evet. Asar-ı Neveştehvâye Nevesendegâni Kadimira Mipesendit eski yazarlar, eski yazarların yazdıklarını ve eserlerini beğeniyor musunuz? Yoksa Nevisendegane muasır, yoksa çağdaş yazarların yazdıklarını mı beğeniyorsunuz? Şimdi burada ikinci kısımda Nevisendegi'nin tercimi diye bir başlık atılmış. Yazarlık ve tercümanlık anlamında. Burada bir tablo görüyorsunuz. İsim, sıfat ve mastar hallerini görüyorsunuz kelimelerin. Örneğin isim olarak Nevisendegi yazarlık. Mütercimlik yani tercümanlık. Surayendegi, şairlik. Burada isim olarak gelmiş bu kelimeler. Şimdi bu aynı kelimeler sıfat olarak karşımıza gelirse nevesende yazar, mütercim, tercüman, surayende, şair. Şimdi bunların mastar hale gelirse bunlar biliyorsunuz fiil soylu kelimeler aslında. Fiilden türetilmiş sıfatlı ve isimler. Fiil olarak geldiği zaman da neveşten, mastar, fiilin mastarı. Tercüme etmek, surudan şiir söylemek ya da şiir yazmak. Şimdi aynı konu devam ediyor burada. Burada bir İran'ın meşhur kadın yazarlarından birini gösteriyor size. Simin Danişver.
bu edebiyatçının adı. Simin Danişver ez nevesende hayi bozorgi İran est. İran'ın büyük yazarlarındandır. Kim? Simin Danişver. Bu roman nevisi merufi est ve asar-ı ziyadi bir Farsi nevişti est. Roman nevisi yani roman yazarı. O meşhur bir roman yazarıdır. Buradaki meruf, meşhur, merufi burada bir anlamı katıyor. Bu meşhur bir roman yazarıdır ve asar-ı ziyadi ve pek çok eser ve Farsi, Farsça, ve Farsi burada Farsça anlamına kalmış. Farsça pek çok eser nevişte est yazmıştır. Devam edelim yine diğer büyük edebi şahsiyetleri göstermiş bize. Muhammed Gazi, şu vatandaş oluyor. Az mütercimhayi marufi İran est. İran'ın meşhur mütercimlerindendir est. U asari bozorgi, o büyük eserleri, büyük eserler i bozorgi, asari bozorgi, büyük eserler, büyük eserleri az zamanı İngilizce ve Fransız. Fransa ve İngiliz dillerinden büyük eserleri ve Farsi, Farsçaya tercüme kerde yaz, tercüme etmiştir. Şehriyar az şairane bozurgi İran est, u şehrihay ziyadi surudi yaz. Şehriyar belki daha çok bilebiliriz, Türkçe'den de biliniyor. Azeri Türküdür kendisi, İran'ın en meşhur şairlerinden. Hem Azeri Türkçesi ve şiirleri var, hem Farsça şiirleri var. Çok meşhur bu şairdir. Şehriyar kimdir? Şairane bozurgi İran est. İran'ın büyük şairlerindendir. U şehrihay ziyadi surudi est. O şehrihay ziyadi pek çok şiirler surudi est yazmıştır. Surudan şiir yazmak. Şiir söylemek anlamlarına gelen bir fiil. Şimdi üçüncü metnimize geldik burada. Kısa bu efsane. Hikaye ve masal. Men kısa hayi cinu peri ra dust daram. Be hemin delil efsaneyi ziyad mihanem. افسانه های هزار و یک شب از زیباترین قصه های ادبیات فارسی هستند. شما در ادبیات فارسی حکایت های زیادی از زبان حیوانات میخوانید. حکایت های کلیله و دمنه از تناموسترین قصه های ادبیات فارسی هستند. من قصه های جین و پری حکایلری دوست دارم، سویورم. Behemin delil, burada bir kalıp ifade var. Behemin delil, beraber alıyoruz. Bu nedenle, bundan dolayı efsane. Efsane yani masal anlamına geliyor. Masal, ziyad mihonem, çok okuyorum. O yüzden masal çok okuyorum. Efsanehayi hazaru yekşeb. Bizim bin bir gece masalları diye bildiğimiz masalın adı Farsçada böyle geçiyor. Efsanehayi hazaru yekşeb. Burada bin ve bir gece. Birik aslında aynı anlama geliyor. Bin bir gece masalları Az Zivateri Kısıfayı Edebiyatı Farsiyen Farsça, Fars Edebiyatı'nın en güzel hikayelerindendirler. Şoma der Edebiyatı Farsi, siz Fars Edebiyatı'nda hikayet hayi ziyadi pek çok hikayeler nereden? Az zabanı hayvanat, hayvanların dilinden pek çok hikayeler Mihanit okuyorsunuz, okursunuz. Evet, son cümlesine geldik. Hikayet hay kelli u dimni es hen amusterim kısa hay edebiyatı farsi yani demiş. Kelle ve dimnenin hikayeleri Fars edebiyatının en öğüt verici. Hen amus öğüt verici anlamına gelir. Burada bir sıfat var tabi. Üstünlük sıfat var. En öğüt verici hikayelerindendirler. Ne var burada? En sonunda and var. Dirler olmak fiili var. Üçüncü metni de bitirdik bu derste. Bir diğer metin daha var burada. Son metin olması lazım. Kat-ı kitap. Burada kat, daha doğrusu kat-ı kitap. Kitap formatı diyebiliriz aslında. Bu kat, kesme, kesit oradan geliyor. Kitap formatı diyebiliriz. Şurada görselde görüyorsunuz. Bakalım kitap ha der endaze hayi muhtelif çap mişavend. Endaze-i kitap bet nam daret.
مورد علاقه ایرانی ها قتل روبی و قتل وزیری است. بعضی از ناشرها کتاب جیبی هم چاپ می کنند، ولی کتاب خانه های ایرانی معمولا قتل جیبی را نمی پسندند. کتاب های کودکان غالبا در اندازه های کوچک و بزرگ قطع خشتی چاپ می شوند. بودو نه دیور؟ کتاب‌ها در اندازه های مختلف چشیدلی اولچولرده اندازه اولچو چشیدلی اولچولرده چاپ می شوند بسیلرلر چاپ شدن بسیلمک. اندازه کتاب اولچوسی ات نام دارد format ismine sahiptir. Kitap ölçüsüne demek ki kitap formatı denir. Pet de morid alaqayı İrani ha. İranlıların morid alaqayı ilgi konusu formatı yani favori. Morid alaqayı favori demek aslında. İranlıların favori formatı, favori kitap formatı diyelim artık burada. Çünkü burada kitabı düşürmüş. Favori kitap formatı Kate Rugi. Bu tabi özel isimdir. Yani ebatlarını burada vermiş. 21,5 ile 14,5 arasındaki bir format bu. Bunun adı neymiş? Kati Rovi diye geçiyormuş. Ve diğeri de Kati Vezri. Diğeri de Vezri, Kati Vezri, Vezri formatıdır diyor bu cümle. Yani bu ikisi İranlıların favori formatıymış. İşte gösteride de göstermiş biz aslında. Birincisi bu, diğeri de bu. Devam edelim. Bazı naşirler, naşir yayıncı demek. Yayın evi anlamına da gelir. Yayıncılardan bazıları, bazı yayıncılar. Kitab-ı cibi, cep kitabı. Kitab-ı cibi hem cep kitabı da çap mikonen yayınlar var. Burada çap kerden etken hale geldi. Burada da edilgen hale geliyordu. Burada basılmak, burada basmak, yayınlamak. Veli kitapkhanı İrani, İranlı kitap okuyucuları. Kitapkhan kitap okuyucusu, okur diyebiliriz. Fakat İranlı okuyucular memulen genellikle kat-i cibira. Bu cep formatını, cep kitap formatını nemi pesenden beğenmezler. Pesendiden beğenmek. Kitapkhanı kudekan, kudek çocuk demek, çocuklar, çocuklar kitapları. Tabi Türkçe'de bir çocuk kitapları deriz. Çocuk kitapları galiben, genellikle, çoğunlukla derenize hayi küçük ve bozark. Büyük ve küçük boyutlarda, ölçülerde katli heşti. Yani bu heşti ismi, bu da sizlerde başka bir formattan bahsediyor. Heşti kitap formatının büyük ve küçük boyutlarında çapmış event basılırlar. Bakalım. Evet, burada metnimizi bitirmiş olduk. Bir diğer metinde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.